Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Ring Kings'in 15. bölümündeyiz ve devam ediyoruz. Güneş kürsüsünü almıştık. Güneş kürsüsünü artık takıyoruz. Pardon, ay taşını takıyoruz. Tamamlanan kürsüye basalım. Galiba şuradaki sular yükselecek diyecektim. Yok, geçit açıldı. Bana uyar abi. İlerlememiz devam edelim. Orada bir dinlenme noktası gördüm. Keşke bölümü burada bitirseydim. Aşağıda bitirdim. Dinlenmemize ihtiyaç yok ya. Burada ne var? Aa, burada bir şey varmış. Bu adalar çizilmişmiş. Buradan sandığımızı alalım. Bunu alalım. En azından şu terbiyesizliği yapmamış da yere kutuları açılıp da yerden toplamamız gibi bir şey yani yok Allah'tan. Ya o da olsaydı var ya, kanser olurdum ben bu oyunda. Bittiğim kanser olurdum. Ya bitik bir oyun olurdu gözümde bu. Bu ne abi? Devre dışı. Buradan bir Bu şeyler. tapınağın gölge adalarda girdiğimiz mahzenlerinkine benzer ayrıntıları var. Kutlu adaların eli sandığımdan da çok yere uzanmış. Ben de bütün boru tapınakları aynı sanırdım. Burada daha az kalamar heykeli var. Beğendim. Kalamar mı? Nagakeburos'un suretinden bahsediyorsun. Saygılı ol. Allah'ım. Dua mı edeyim? Etsen de kabul olmaz. Haklı olabilirsin. Kasırga gibi bir ruhu var. Hayran mı olayım, korkayım mı bilemiyorum. Beachwater'ı kurtarabilecek birkaç kişiden biri. Kanında var. Kendisi önemli. Keşke gemisini çalsaydık. Sarah Fortune hayattayken ondan bir şey çalacak kadar aptal olan kişi gazabından korksun. Gangplank'te. Yani hem güçlü hem manyak ya. Tohumu koyduk sonunda. Sonunda tohumu bir yere dikebildik. Ne yapacağız? Ayin mi yapacağız şimdi? Bu tapınak Nagakeburos'un gücüyle tınlıyor. Tohum. Burada onu yeniden canlandırabiliriz. O sezdiğim ne? Bir şey tohumu aşağılara çekiyor. Soğuk bir sis. Silahlarınızı hazırlayın. Düşman yaklaşıyor. Kim lan o? Bu ne lan? Oğlum, canlı bir tohum ektiğin kim oldu lan? Allah ceza, Monkai var ya. Ulan Monkai. Numara yaptı bize galiba. Kaç vuruyor abi? 489 gerçek hasar. Öyle sabitte. Şunu yapalım. Senden bir metanet basalım. Ayk, senden güzel bir saldırı bekliyoruz diyecektim. O ne lan, hasar yemiyor. Şaka mı? Neyse, canımız gitmedi. Diyecektim, canımız gidiyormuş. Bozuk para hiçbir işe yaramıyor. Burada kullanmayacağım galiba. Ahri'nin yeteneğine bak, 400 vuruyor Allah. Yasuo'nun ultisi ne yapıyor? Ultisi demişim. Bu ne oğlum? Bunu işaretledik. Tıpkın. Sen ne ulti atan ölsün lan Yasuo. Bayağı iyi vuruyormuş. Hiçbir şey vurmuyor ki abi. 900 boş kabuk hasar almadı. O ne abi? O neymiş ya lan? Yanlışlıkla şeye geçti ha.
Ultiyi atacaktım, ultiyi de atamadı. Pyke'ın belki ultisini atabilirim. Diyecektim bu. Pyke'a da saldırı şeyini verdim değil mi? Öldü o da. Aynen, saldırı yeteneği vermeseydim Pyke'a ulti attırdık. Görünmez de olamıyor hayvanat. Hızlı saldırıyla diyecektim. O da olmadı. Atışmaya atlayalım. Ahri bir şeytana dönüştü lan. Ahri, beni duyabiliyor musun? Tohumun yozlaşmışlığı içimdeki bir şeyi tetikledi. Kontrolümü kaybettim. Kontrolünü mü kaybettin? Endişelenmeli miyiz? İşte bu yüzden yalnız dolaşıyorum. Geçti, atlattın gitti. Şimdi iyisin. Anlaşılan vazifemizde başarılı olduk. Tohum hayat saçıyor. Enerji halesi ne güçlü. Yılan ana onu bizzat kutsadı. Belki de bu bir sınavdı. Ama neyin sınavıydı bilemiyorum. Çabuk, siz Maokai'yi ele geçirmeden gidelim. Karate'ye geri döneceğiz galiba ki Ahri'nin şeyini mi engellemeye çalıştı, ben anlayamadım. Galiba bir şey oldu, arınmış tohum aldık. Maokai'nin yanına döneceğiz, tamam. Bu ne abi? Aa, tapınağın girişine dönmek istiyor musun dedi lan. Şaka yapıyorsun sen. Kireşiğine bir şeyler karıştırdı değil mi? Bu kılıç, hükümdar kılıcı, hala çok keskin. Muazzam ordular yöneten kudretli bir hükümdardı. Sisi kontrol altına alınca sen de öyle olacaksın. Bakalım ne kadar güç toplanmış. Uyan! Kudretli kral. Seni hatırlıyorum. Ama dur, kraliçem nerede? Aynı terane. Lordum, güç topluyorsun. Onu yakında bulacağız. Güç falan toplamıyor. Büyüsünü almak dediğinden daha kolay olacak. Kim benimle böyle konuşmaya cüret ediyor? Ben Gangplank, Bilgewater'ın yağmacı kralıyım. Senin krallığın çoktan bitti ama benimki beni bekliyor. Büyülü güçlerin kaderime hizmet edecek. Hiddetimi yalanlarınla sınama aşağılık köylü. Çok güzel konuştular. İşte oyunda da keşke daha güçlü bir hikayesiyle gelseydi. Sakin ol. Kraliçeni yakında bulacağız. Sen kimsin ki beni sakinleştiriyorsun? Sefil yaratık. Kaderime engel olamazsınız. Onu bulacağım. Güçlenmiyor işte. Kafayı kraliçesine takmış. Sakin ol Gangplank. Takıntısından güç alıyor. Kaderinden güç almayı en iyi sen bilirsin. Evet. Ama onun kaderi bitti gitti. Benimki hala yaşıyor. Yani Fortune yaşıyor da
Ya şu Lole, keşke şu Viego'nun hikayesini çok güçlü bir şekilde getirselerdi var ya. Adam bildiğin Thresh'in koklasıymış la. Kraliçenin tacını Beachwater'a gömdün. Takıntısı onu oraya götürecek. Ardından tüm dünyaya afeti getirecek. Yani Beachwater'a götürmek için Thresh'in oyunu. Hiç böyle bilmiyordum ya Thresh'in oyunu olduğunu. Ne abi? Esun'un atölyesini çalıştırmak için gereken yadigarlar eksik. Yadigar bulamadık değil mi? Buradan çıkış yapacağız. İnşallah çıkış bu taraftadır. Burada galiba aynen. Yo bir dakika lan, ben girişe mi gidiyorum? Aa, çıkışa gelmişim, geri içeri giriyorum da ben. Tam deliyim ha. Ben de diyorum nereye gidiyorum. Kürsü mürsü vardı, kürsüyle uğraşacak vaktim yok. Ben Monkai'nin yanına geri döneyim. Hikaye ilerlesin en azından. Bu olmuş limanlarda mıydı o? Arındırma tapınağı. Beachwater limanı. Bu olmuşlar limanındaydı, doğru. Monkai gölge adalardaydı. Ya Monkai'ydi. Ha, Monkai'yi çok güzel yapmışlar. Açık ve net söyleyeyim de oyunda çok güçsüz. Ha, Brown. Kapıya vuruşundan anlamalıydım. İçeri girebilir miyim? Şu yaşadığımız an hakkında fikrini mi değiştirdin? Gerçi tuhaf zamanda geldin ama. Rahibe. Ben... Hayır. İyi. Konuş o zaman. Bu çok yıpratıcı bir serüven oldu. Sadece benim için değil, herkes için. Aloy. Sen şu anda karsız bir kar kaplanı gibisin. Bir şeyler eksik. Gözünden bir şey kaçmıyor Brown. Bu vazife gerçekten de benim için zor oldu. Beachwater'dan ayrıldığımızda Tanrıça'nın yolumu kutsayacağını ummuştum. Ama şimdi bundan pek emin değilim. Pay konusunda Tanrıça Buğru öğretilerine karşı gelmemi buyurmuştu. Ama son günlerde kendim de Buğru geleneklerinden saptım. Yılan çığırtkanlarıyla ilgili kararımı kutsamasını ummuştum. Ama Tanrıça sessizliğini korudu. Doğru kararı verdin. Öyle mi acaba? Paylaşmadığım şeyler var. Tanrıçayı tamamen sorgulamama sebep olan şeyler. Sana vahim bir sır vereceğim Brown, ama kimseye söylemeyeceğine yemin etmen gerekiyor. Yemin ederim. Vahim dediğine göre bu sır çok önemli olmalı. Gangplank'in hayatta olduğunu biliyordum. Sera onu öldürmeye çalıştıktan sonra Gangplank bana geldi. Onu kurtardım çünkü Tanrıça onun yaşamaya layık olduğunu söyledi. Ama şimdi o yoldan saptı. Sen de bunu Sera'dan sakladın. Tanrıça ona yardım etmemi emretti. Sera'ya söyleseydim gelip onu hasta yatağında öldürürdü. Belki de Tanrıça'nın emrini doğru şekilde duyamadım. Belki de Gangplank ölmeyi hak ediyordu ve ben sahtekarın tekiyim. Benim bir teorim var. Tanrıçan seni sınıyor. Tıpkı senin Gangplank'i sınadığın gibi. Ama ne pahasına sınıyor. Şayet sınavında başarısız olursam Beachwater'ın sonu gelecek. O zaman sınavı geçmelisin. Sana yardım edeceğiz. Senin sınavın benim de sınavımdır. Yakında Sera'ya gerçekleri söyleme fırsatı bulursun. Bana kalırsa onun bilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Bu yüzden de kalkanım sizin. İyi geceler Aloy. Kal istersen. Belki başka bir zaman. Thresh'e karşı vereceğimiz büyük savaş yakındır.
Bu seferlik tek başıma oturup düşüneyim. Yürekli adamsın Brown. Sendeki yürek çoğu erkekte yoktur. Yürekli adam, yürekli adam da. Şöyle bir saçmalık var. Yani ne diyebilirim ki? Thresh'i saldıracak, eyvallah diyeyim. Durum gün vahim yani. Dönerken kahramanlar toplanır. Kim o konuşan? Göster kendini sis gezgini. O kim lan? Adımı yitireli nice dolunaylar geçti. Gölge adalarda hemen her şeyimizi kaybederiz. Ama hepimiz tamamen size dönüşmeyiz. Siz şimdilik bana Nekrit deyin yeter. Bir kabus yaratığına göre pek kibarsın. Neden şüpheci yaklaştığımızı anlıyorsundur. Gölgelerin pençesi sıkıdır. Ama yine de aradan birkaç aklı başında ruh kaçar. Deliliğin içine tümüyle çekilmemek için ne yapabiliyorsak yaparız. Bu hakikaten değişik. Çektiği azabın derinliklerinde ruhunda bir dinginlik var. Bir bastayadan tam da böyle bir içgörü beklenirdi. Halkımı biliyor musun yoksa? Afetten önce bizi ziyaret ederlerdi. Onlarla hiç tanıştın mı? Nasıllardı? Büyü kullandıklarını hiç gördün mü? Neden gelmişlerdi? Bilemiyorum. Gelenler belli bir amaçla gelir, sadece seçtikleri birkaç kişiyle konuşurdu. Bu kadarcık mı? Özür dilerim, daha fazlasını bekliyordum. Biz sis gezginiyle işbirliği yapmak üzere olmamız kimseye batmıyor mu? Birden hiçbir sorunumuz kalmadı mı? Ortak bir düşmanımız var. Sıkıştığım bu korkunç Araf, onun yaptıkları yüzünden ortaya çıktı. Üstelik peşinizde. Gangplank, Thresh, o alçakların hangisi? Hepsinden haberimiz var. Hayır. Mahvolmuş kral. Durum kötü gibi. Çok çok kötü. Böyle bir tepki beklemiyordum ya. Mahvolmuş kral olmadan önce adı Diego. Artık unutulmuş bir krallığın başındaki güçlü büyücü. Ben danışmanım. Diego tutkulu adam. Tebaası onu çok sever. Oysa her şeyden çok karısı kraliçe Isolde'yi sever. Isolde onun her şeyi. Ama krallığını tetiklerle kurmuştu. Düşmanları sayısızdı. Sonunda ondan daha kurnaz çıktı. Fakat
kaynaklarımız suları kirletip onları kara sise dönüştürdü. Sevdiğiyle birlikte sizi konuşan Diego böylece adalara afeti saldı. Mahvolmuş kral çağlardır uykudaydı. Şimdi ise Thresh onu sisin içinden çekip çıkaracak, tekrar uyandıracak büyülü güç nesneleri arıyor. Gangplank tam bir gerizekalı. Neyle dans ettiğinin farkında değil. Ayini durdurmalısınız. Mahvolmuş kral bedene bürünürse kara sisi tüm kıtalara yayar. Tüm dünyayı yok edecek kadar büyük bir Herobing olur. Geride tek bir canlı bırakmaz. Bize yardım edebilecek senin gibi başkaları da var mı? Var. Adaya girdiğiniz kıyıda toplandılar. Gelişinizi ilgiyle izledik. Yani bizi gözetlediniz. Hayatta kalma şansınızı ve niyetinizi öğrenmemiz lazımdı. İyice baktıysanız canımızı sıkan ortaklara ne olduğunu görmüşsünüzdür. Tehditlerinizi Thresh'e saklayın. Ayini durdurun. Sonra karaya çıktığınız yerde benimle buluşun. Amaçlarımızın uyduğunu göreceksiniz. Bir piyon, bir Thresh her şeyi halleder. Thresh her şeyi halleder. Şey neredeydi ya? Koruda mıydı? Hani Kore'ye gideceğiz. Monk Ayin'in yanına gitmiş olacağız. Monk Ayin ben geldim. Monk Ayin. Aradığınızı bulmuşsunuz. Siz adaya ayak basar basmaz yaşam gücü hissedilir oldu. Evet. Halklarımız birlikte inanılmaz şeyler başarmış. Tarih öncesi çağlar, şimdi karanlık bir gelecek üzerinden yeni bir yol açıyor. Doğumu ekin, umudu da büyütelim. Ekin derken tohum ekme görevi mi verecek? Ha, vermiş zaten. Nereye geliyor? Koruda işler değişiyor. İyi bari biraz daha aydınlık bir yer oldu. İyi ki ilk karşılaştığımızda yapmamış. Katılıyorum. Gücüm geri dönüyor. Düşmanımıza bir darbe daha indi. Ama her adım sizi tehlikeye biraz daha yaklaştırıyor. Yolunuzu dikkatli seçin. Korkarım o seçim bize ait olmayacak. Neyse, bir tanesini seçip gidelim. Gitmeden sana bir teşekkür hediyesi vereyim. Freljord kahramanı Brown. Kutladılar. Buraya verecek. Yurdunu kurtaracak bir deva bulmaya geldin. Bulamadın. Ama yine de kalıp benim yurdumu kurtarmak için savaştın. Tabii ya. Kahramanlık başka nedir ki? Bunca yıldır yaşarım. Hiç böyle saf bir yürek görmedim. Halkın da böyleyse mutlaka kurtarılmalılar. Vermedin mi şey? Bunlar yaprak. Çok beğendim. Eski zamanlarda adalarda barış ve huzur varken
İnsanlar adalara gelebilirken bu yaprakları benden isterlerdi. Ben de seve seve verirdim. Yapraklardan şifalı iksirler yaparlardı. Şifalı ha? Bu yapraklar benim parçam. Benim içimde de aradığım kutsanmış suyun son kalıntıları akıyor. Can suyum. Bu ülkenin son iyileşme umudu. Galiba seninki için de öyle. Ne diyeceğimi bilemedim Ağaç Bey. Bir tek ben mi ağlıyorum ya? Biz içimizden ağlıyoruz. Hadi gidin. Zaferinize ulaşın. Maokai'nin kurusu daima yolunuzu gözleyecek. Ben şu LoL'de en babacan karakter Braum ya. Başka hiçbir şey değil. Kaleye gir ve Thresh bul. Kale derken? Kale? Thresh'in zindanı. İlerisi açıldı. Bura kapalı mıydı lan? Galiba kapalıymış. Yeni açıldı. Thresh'i buldu. Thresh'i bulsak ne olacak ki? Thresh'i yensek ne olacak? Oy, kale de kaleymiş ha. Thresh'in kalesi bu muymuş? Freljord'da daha büyüklerini görmüştüm. Siz burada huzursuz, öfke dolu. Biz daha öfkeliyiz. Fayka hak veriyorum. Gangplank'te benim aramda hiçbir kadim ruh duramaz. Şu Thresh'e Bridgewater'ı kimsenin geçemeyeceğini gösterelim. Hayırlısı olsun. Hadi gidelim. Ama gitmeden önce şurada bir sonlandıralım. Bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde Viago'nun peşine düşeriz ve devam ederiz. It's all about humanity.